Maruzatım var sayın seyirciler. Kimi zaman ekranlarınıza getirdiğim görüntülerdeki vatandaşlar gibi maruzatım var. Bu kez bizim maruzatımız var. Geçtiğimiz günlerde ekranlarınızda bir haber getirdik. Şu anda arkamda görüyorsunuz ancak tek bir karesini. Bu karesini dahi korkarak yayınlıyorum ama derdimi de anlatmam lazım. Bu nedenle yayınlamak zorundayım. Hatta şöyle yapalım. Ee, yönetmen arkadaşım kademden rica edeyim. Arkamdan alıp yarıma verelim. Daha iyi görürüz. Başımızı e, yine yakacaksa artık daha iyi yaksın. Görüntü bu. Televizyonunuzun ayarlarıyla oynamayın. Çünkü sorun televizyonunuzda değil. Biz bozuk görüntüler. Ekranda görüp izleyemediğiniz iki buçuk ay önceki bir haber. Onun görüntüsü. 24 Ağustos'ta yayınlamıştık o haberi. Suriye'de kimyasal silah kullanılmış 600 aşkın çocuk kadın, erkek hayatını kaybetmişti. Amerika'nın kimyasal silah kullanmasının kırmızı çizgi ilan ettiği günlerdi. Hatırlayacaksınız. Yani ortada bir savaş ihtimali vardı. Üstelik bu olası savaş Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyordu. Yani neresinden bakılırsa bakılsın haberdi bu görüntüler. Nitekim dünya medyası da bir gane kalamadı. Günlerce işledi konuyu. Biz de öyle yaptık evlatlarını kaybeden anne babaların feryadı yürek dağılıyordu. Sizlerle paylaştık. Arkamda gördüğünüz gibi fazlasıyla değil. Gerçekten çok hazinli görüntüler. Ama o görüntüler o kadar vahşiydi ki yine gördüğünüz şekilde mozikleyip yayınladık. Mozaikle. Oysa BBC ve CNN International gibi dünya diye bir medya organları bu görüntüleri hiçbir şeyine dokunmadan gösterdi. Bizse sadece yayıncılık değil, İnsan olmanın da sorumluluğu gereği böyle yaptık. Görüntüleri olduğu gibi vermedik. Buna rağmen ceza aldık. Gösterdiğimiz onca hassasiyete rağmen. Oysa görüntüleri ceza alma endişesinden değil, gazetecilik ahlakı ve insani hassasiyetlerimiz gereği bozmuştuk. Dünyanın hiçbir yerinde bu görüntüler bozularak verilmedi. Türkiye dışında ve yine Türkiye dışında bu görüntüleri yayınlamaya dünyanın hiçbir ülkesinde ceza kesilmedi. Biz ve aynı şekilde Haber Türkiye'deki pek çok televizyon kanalı bu hassasiyeti göstererek verdi ve ceza aldı. Dahası insan onuruna aykırı yayın yapılamaz maddesinden. Bu maddeden verilen ceza para cezasından daha ağır geldi bize. Çünkü amacımız yalnız haber vermek değil. İnsan yaşamı ve onurunun nasıl hiçe sayıldığını, üstelik toplu bir katliamla bunun nasıl yapıldığını kamuoyuyla paylaşmaktı. Çünkü görevimizdi bu. Tüm samimiyetimizle bunu bu akşam buradan sizlerle paylaşmak istedim. Akıllara durgunluk verecek başka cezaları açıklamamak durumunda kalmayı umut ederek şimdi kısa bir ara veriyoruz.